Evet. Aramızda üniversitede ya da başka bir yerde öğrenci yurdunda kalmış olan var mı? Ben, bayağı var. Şurada bir hanımefendi çok istekli. Yurt anıları. Bakalım bu isteğin kaynağı ne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hacettepe Üniversitesi'nde eşimle beraber. O da 5 yıl kaldı. Ben 4 yıl. Onun 1 yıl fazlası var. Yurtlar ayrı ayrı değil miydi ya o dönem? Yan yana. Nerede öyle yurt vardı biz kalamadık ya? Orada tanıştık zaten biz. İşte kaynaşmışsınız belli de nasıl oluyor yani. Benimkinde sadece erkekler vardı vallahi. Ya yurtlar yan yanaydı tabii aynı. Ha yurtlar yan yanaydı ha. Evet. Çünkü yani o sür bizden sonra değiştim dedim. Buyur sor. Yani yurtta yaşadığınız en ilginç anınız neydi? Böyle sorunca da ne çirkin yani. Ama hocam geliyor gibiydi. Valla ketçap içinde makarna yapımı olabilir. Hı-hı. Öyle yani. Başka? Aha. Gelen var mı senin? Bu mu ya? 4 yılda tek hatıra. Gerçekten. Hayır, arkadaşlarla çok eğlenceli zamanlar geçirdik ama bu biraz kaç saçma kişi, da bir şey kaç oldu. Kaç kişi için. Aynı odada kalıyordunuz? 6 kişi kalıyorduk. Vallahi Allah. Tabii. Biz 24 kişiydik yani. Biz... Evet. Vallahi 12 ranzaydık ya. İki ile çarparsanız 24 eder birazcık. Sizde çok anı vardır o zaman. Bende çok var. Hiç anlatmayayım şimdi. Yok ben de bir 9 ay kadar Feriköy öğrenci yurdunda kaldım. Peki sizin en ilginç anınız neydi? Benim en ilginç anım şuydu. Eşimle orada tanıştım. Ya anım benim şuydu. Ben o zaman yazarlığa daha ilk adımlarımı atıyordum ve şunu hissetmiştim. Çok okumam lazım. Çok kitap okumam lazım. Madem ki yazar olacağım, böyle bir idealizme kapılmıştım ve sürekli kitap okuyan kılın tekiydim yani. Hiç kimseyle konuşmuyordum. Ben birisi gelip bir şey sormadıkça ben asosyal ranzamda kitap okuyordum. Çok anılarım bunlar. İlk yazdığım öykülerimi o zaman yazdım. İşte geri geri buraya kadar geldik yani. Sema da kendi anılarından yola çıkarak Kızlar Yurdu'nu yazdı. İyi seyirler. Ay, Yurdanur Hanımcığım. Bu kızın okulu Avcılar'da çıktı. Yurt Anadolu Hisarı'nda. Ay her gün kıta değiştirecek anne. Alışır efendim, alışır. He, tamam. Ben bir odaya acaba eşlik edebilir miyim? O yasak maalesef. Tamam anneciğim, hadi sen merak etme artık. Dön. Bak otobüsün kaçacak. Evet. Yine de böyle kafam bir odaya bir uzansam kaç yatak var falan ha? Asgari 4, azami 6 yatak vardır. 6 kişiyle birlikte ranzada atlı üstlü yatmaya 6 üstü 6 ayda alışır. Endişelenmeyin. Evet. Evet, atlatır sonra alı diye anlatır. Değişikmiş. Yok. Anneciğim öpeyim artık. Ay öp benim kınalı kuzum. Kurban olsun annesi buna. Annem çok dikkat et kendine tamam. Emma anneciğim. Bak ben bu valizin içine zaten yedek, pijama, havlu, terlik, yünlü atlet koydum. Merak tamam. Etme annesi zaten 1/3'ünü yatar çıkar. Nasıl? Yani zaten 1 sene sonra telefon açacak. Anne yurtta ders çalışamıyorum diyecek, eve çıkacak. Tamam. Anneciğim artık ben gideyim. Ha. Babamla abime çok selam söyle. Oy söylerim kuzum. Dur unutma ben şunu vereyim ben hemen. Asma kilidin. Aferin yavrum tabii bu senin çok önemli bir demirbaşın olacak. Anladım. 72 numaraydı değil mi? Evet yavrum 72. koğuş. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir eşlik etse miydim yurdanın? İyi, maalesef yasak olduğu için. 4 yatak mı 6 yatak mı? Çelişkili konuştunuz. Metrekareye göre değişir. Tıkan tıkan. Tıkan tıkan. Akşam 6'dan kirli. Üst katlara sıcak su verilmeyecek. Tekrar ediyorum. Arızadan dolayı tesisat arızasındaki yapılması kimin meselelerle problem keşkül ettiğinden üst katlara sıcak su verilmeyecektir. Ya yemin ediyorum ömrümde 2 şey anlamadım. 1 bu adamın anonsu, 2 tekrarı. Yeni kayıt mı? Evet, merhaba Melis ben. Hoş geldin, İlmiye ben de. Memnun oldum. Dostum hoş geldin. Neslihan ben de. Bu Sevil, bir de Çağla var nerede Allah bilir. Senin haberin var mı? Neyla. Bu da Belemir ama konuya kafasını tam veremir. Tıkan tıkan. 72 numara Çağla. 72 numara Çağla ziyaretçim var. 72 numara Çağla ziyaretçi. Aha yaktı yine bir çocuğu. Bak dostum bu yatak boş geç istersen. Aha, tamam teşekkür ederim sağ olun. O yatak şimdi senin. Çarşaf falan bir şey sökeceksen
Alt koridorda bir yer var, tamam mı? Islak böyle, yeşil bir yer. Oradan gidiyorsun, yolun sonunda bir tane kapı var, demir ama kilitli. Değil mi Belemir? Evet ya. Şimdi senin o kilidi açtırman için imza alman lazım canım. Tamam. Ben senin için daha kolay çözeceğim. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu alacaksın. Götüreceksin, tamam mı? Yurdanur Hanım'a. Burasına kaşe basacak ki sana ait olduğunu bilelim. Çok da ağır değil zaten. Sen şimdi bunu al. Git Yurdanur'a. Aynen, onu şey yapsın. Bak. Kızlar yapmayın ya. Ama iyi haliniz varsa görün. Ben maillerime bakacağım. 8 haftada anca bağlanırım yurdun internetine. Tamam, o zaman ben bunu şimdi gideyim kaşelettireyim. Bu güllü güzel şeyi yatağını. Hadi güle güle hadi. ne oluyor Allah sen ya, çeneniz çekilsin ha. Yedekten gelen var Sevil. Ya Görcan nasıl Ceylan, nasıl tatlış bir şey. Kenki bu arada şarkıyı çözdüm bak şimdi. Nasıl? In your head, in your head, zombie, 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 oh, 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 oh. Burada, sen yapmıyorsun burada. Ya ne söylendin be? Kenke, senin dersin yok mu? Yok ya, bu gerizekalı geri gezmiştir burs için dernek dernek kızım. Hem zaten ben anlamıyorum, kız resmen burs zengini abi. Hem buradan sıkıp buradan yala... Buradan sıkıp buradan yalı. Nereden sıkılıp nereden yalanıyordu abi? Belemir sen onu boş ver. Bir şey diyeceğim kanka. Bak bursu falan yardım anladım da onca koliyi ne yapacaksın ya? Gerçekten dolapta yer kalmadı be Jacobo. Sana bir şey soracağım. Sor. Sana mı soracak? Ben anlamadım. Şaşırma. Kıza! Ben size demedim mi bir daha yeni gelen arkadaşınıza şaka yapmak yok diye? Hocam ben şikayetçi değilim ki arkadaşlardan. Ne olur sırada yer çekmeyin onlara, yapmayın. Ne sırada ya? Benim odanın kornişi düştü ya, elimde kalmıştı. Ne dayağı yavrum, mahalle mektebi mi burası? Ya uyuyorum ya, uyuyorum. Allah'a sen uyuyorum. Yurdunuz onu. Ben de tam rüyamda sizi görüyordum. Günaydın Sevil. Günaydın mı? Evet, günaydın. En son dün uyanık görmüşler seni yavrum. Kudüftüra. Bu ne Sevil? Bu bir su ısıtıcısı. Halk arasında kendisine kettle diyorlar. Allah Allah. Ver bakayım şunu sen bana. Vereyim ama vallahi biz bunu şey dekor olarak daha kullanıyoruz. İçine çiçek koyuyoruz, vazo koyuyoruz. Ya söz! Elektrikli alet yasak. Bin kere söyledim, bin kere topluyorum. Her seferinde geri getiriyorsunuz. Hayır ben ne yapacağım o kadar kettle ya? Hay Allah'ım. Bu ne, makarna mı kaynattınız bunda ya? Yok, Haşlanmamış mı? Suyu da çok iyi geliyor. Sus, cevap verme, tamam. Ayrıca tuvaletleri bulmak istediğiniz gibi bırakın demek, tuvalete Can Yaman resmi asmak demek değil. Neslihan! Ben Didem Soy'dan koydum. Cevap verme bana. Hayır ya, içeri bir girdim. Böyle kaslarını göstere göstere bir adam. Ondan sonra böyle üstü çıplak, böyle kavruk teninden de aşağı doğru sular damlaya damlaya. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Bu ipinizle kuşağınızı da kaldırın. Tıkar tıkar. Saat 10'a kadar alt katlarındaki banyolara sıcak su verilmiştir. Yalnız soğuk su verilmemiştir. Üst kattan soğuk su doldurun, alt katta sıcak suya karıştırın. Arkadaşlar, yatak kaşesi diye bir şey yokmuş. Niye öyle söylediniz? Ya her yeni gelene yapılır. Hiç mi duymadın? Duymamıştım. Ya bunu niye şimdi kabul töreni gibi falan öyle bir şey düşün ya? What's in your head? In your head. Anladık, tamam. Ver. Ya kızım, alınma sen böyle şeylere. Hem zaten bu her yeni gelene olur yani. 6 sene önce bana neler ettiler bir bilsen. Sen tıp mı okuyorsun? Yo, ne alaka abi? Alman dili ve edebiyatı okuyorum. Almanlar okulu uzatınca bu da uzatmış sayıldı. Doğru mu söyledin? Fakülteli karşısındaki fotokopici bile bundan daha iyi Almanca biliyor. Ağlama Melis. İlk başta biz de zorlandık. Tamam, biz de geldiğimizde sabahlara kadar ağladık. Ben ağlamadım. Ya bir dur. Yani evini özlersin, aileni özlersin. Sudan çıkmış balığa dönersin. Biz de olduk. Ben olmadım. Ya bir dur. Yani ilk başlarda çok garipsersin. Vallahi biz de garipsedik. Ben garipsemedim. Ya bir dur, bir dur!
Bir dur. Vallahi şu battaniyeden daha kılsın ha. Battaniyeler kıldır. Çok batar. Evet. Ama sıcak tutar Melis. Kalk bakayım. Sen hangi bölümü kazandın? Nükleer tıp teknolojileri. Oo, o da olacak şimdi Çernobil. Şş, ya bir dur, bir dur. Bir dur. Sen ne okuyorsun abla? Abla mı? Şş, duymamış olayım. Abla sandı beni götür. Ben Sümer dili ve edebiyatı okuyorum. Son senem. Bitirince atanacağım inşallah. İnşallah. Nereye canım? Mezopotamya'ya mı? Çağla. Ziyaretçim var. Çağla. Çağla bunun bir saati bir şeyi var ya. Çağla. Ya vallahi bıktım ya. Nerede bu gerizekalı? Aa Belemir, sen onun yerine imza attın mı? Şey içeri girmiş görünsün. Ben niye hep ben atıyorum acı? Allah Allah, bir kere de sen yakalan ya. Allah, vallahi ben küserse karışmam, alakam olmaz ajan, sen çözersin. Ya sen çok değiştin biliyor musun Neslihan? 360 derece döndün yani. Aynı yere geri geldi yani. Ne? 72 Çağla. Çağla. Ne dedi? Ne? İnmeyeceğim işte aşağı. Sabaha kadar beklesin. Öküz. Tamam dur, bir dur. Ne oldu gene? Ya bak. Sussam gönül razı değil. Hı. Konuşsam acayip Fransızcam var ha. Ya ne e'si? Caner'le tartıştık işte gerizekalı. Ya ben onun ismini dövme yaptırmışım, dövme. Bakma dövme yaptırdım dediğine. Eski sevgilisinin adı Can'dı, E're ekletti bak. Ya bak dile kolay. 4,5 aylık ilişki. Ha tabii. Çok uzun ya. Evet. Çok insan böyle söyleyince içim kötü oluyor. Sinirlerim bozuldu. Ama var ya, bir tane oğlak burcu, yani ben asla ama asla ihaneti kabul etmez. Tabii tabii, diğer burçlar da lokma döktürüyorlarmış. Allah'ım ne kadar güzel aldın. Bu ne biçim kafa ya? Sen o lokmaları da toplarsın koli koli. Bir şey söyleyeyim, benim 6 tane kardeşim var. 6'sı da okuyor, ben kendim ev bakıyorum ha. Ayrıca o kolilerden aşırmayı biliyorsunuz ama. Ya var ya, benim hayatımı yazsak yemin ediyorum roman olur. Yemin ediyorum bak. Aslında otobiyografi o, biliyor musunuz? Ona otobiyografi deniyor. Bu kim be? Şey, Melis ben. Yeni kayıt. Ha iyi. Hayırlı olsun. Yatağına kaşa bastırdın mı? Ya hadi. Işıkları kapatıp yatacağım ben. Of. Ne yap, ne? Aa, ders çalışıyorum be, ne yatması? Ya İlmiye, biz senin her gece her gece ders çalışmanı çekeceğiz mi ya? Ya ne olacağını okuyorum ben ya. Ya bana tamam, sakin ya. Allah Allah. Ya oha, o kadar. Aa, ne oldu ya? Elektrikler gitti. Ya o zaman hep beraber. Çağla. Ya Caner, ne yapıyorsun sen camda? Lan Hamza, bir dik dur lan. Seni görmeye geldim kızım. Niye çıkmıyorsun dışarı? Aşırı tıkat tıkat. Katlara, katlara erkek personel çıkacaktır. Kızım. Dikkat dikkat. Erkek personel çıkmaktadır. Dikkat dikkat. Katlara erkek personel çıkmıştır. Evet kızlar, tamam. Korkmaya gerek yok. Yadigar, sen git sigortaları aç. Yadigar. Hemen, hemen sigortaları açıyorum. Aç. Eyvah, eyvah, vah, 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 vah. Bir müsaade edersen sigortaları açacağım. Şöyle kenara çek. Allah! Bu kim? Erkek personel dışında başka biri. Bekle lan, geliyorum oraya. Bekle, geliyorum oraya. Kızlar! Oraya kaçmayın lan. Şşt! Kimse kıpırdamazsın. Herkes olduğu yerde kalıyor. Sen de olduğun yerde kal bakalım. Seni, seni, seni. Evet, söyleyin bakalım. Kim bu olmaması gereken yerdeki ve olmaması gereken cinsiyetteki kişi? Kim? Hangi izin marifeti bu? Söyle. Ah, kollarım kayıyor benim. Hayatını da kaydırırım. Sus. Evet. Yurdanur Hoca. Kendisi benim kuzenim. Kuzen ne haber ya? Camda da karşılaştık. Ne haber kuzeni? Ben çok hastayım. O kadar hasta oldum ki. O da ilaç getirmiş sağ olsun canım kuzenim. İstanbul'da yaşıyor. Siz yasak deyince o da bir anda böyle camdan veresi tuttu. Alayım. Alamıyorum ilaç.
Almış gibi. Anne. Gibi. Yurtta yeniyim ya. Yol yordam bilemedim. Anne. Helal be. Helal. Bana bak, seni bir daha görmeyeceğim ha. Ya hadi bir bırakın ya. Kız yurdu kız yurdu diye geldim. Bir tipinize bir kılığınıza bir bakın. Bu ne ya? Dışarıdaki hayaller Adriana'nın bir tipine bak ya. Allah Allah. Ya libido killer'sınız siz ya. Yemin ediyorum libido killer'sınız. Bunu... Aferin lan sana. Çak. Haydi bakalım. Gitti. Gel bakalım, tamam. Ben seni bu seferlik affediyorum yavrum. Yeni kayıtsın diye. Tamam mı? Ama bak, bir daha görmeyeyim. Bak, bu kızlar kim bilir neler neler yapmıştır. Hiçbirini görmedim. Sen de biraz profesyonel ol. Anladın mı? Benim başıma iş çıkarmayın. Hadi bakalım. Ya siz var ya bak. Başıma çorap örüyorlar ya. Helal, Kenke. Ne yaptın ya? Ayaküstü yapıştırdın hemen. Ya bir anda oldu öyle, ne bileyim. Ya vallahi sağ ol. Sen olmasa hemen bayağı sinir kriz geçiriyordum. Sen her zaman sinir kriz geçiriyorsun. Aferin kız sana. Ne yaptın öyle sen? Ya, ne yaptın öyle sen? Ya, ya, artık sen de ailedensin. Bütün aileden. En çok ben seveceğim. Ana Ceylan. Selam, ben Gizem. Yeni kaydoldum da. Hoş geldin kardeşim. Bak şimdi, bu yatak senin. Buna kaşe bastırıyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Helal. Çok güzel hareket diyenler. Güzeldi. Gerçek tadı yerindeydi bence de. Zil diyen... Çege'ye buçuğa bağladık demektir. Tatlıydı. Böyle zaman zaman bir film tadı da vardı. Bunun erkeği nasıl olur acaba? Siz de düşündünüz mü? Hamza. Yurt ve Hamza. Bir siparişimiz olsun. Bunun erkeğini de isteriz. Güzeldi. Oradaki reji de güzeldi. Elektrik kesilince birden ay doğdu hanenize. O da hoş değil. Ben de bu kadar yani, bence güzeldim. Mesela zili çaldırmasa bile lezzetli skeç yani. Biraz daha reaksiyon eksikliği oldu. Yoksa çok güzel çalıştı skeç. Aferin çocuklar. Sema yazmıştı. Evet. Yalnız tek başına mı yazmıştı Sema'cığım? Evet. Yazarımız Sema'ya da bir alkış. Çok güzel hareketler devam ediyor.